İyi akşamlar sayın seyirciler. MTV'nin bilim programı XYZ'ye hoş geldin. Bu akşam Türk televizyonları için büyük ihtimalle bir ilk, dünya televizyonları için de ender bir şeyi yapmaya çalışacağız. Bir saat boyunca kuantum mekaniği hakkında konuşacağız. Konuklarımı tanıtmak istiyorum size önce. Koç Üniversitesi'nden Profesör Doktor Tekin Dereli bizimle birlikte ve Sabancı Üniversitesi'nden Profesör Doktor Zafer Gedik bizimle birlikte. Konuşmaya başlamazdan önce kısa bir klibimiz var. Klibin ardından hemen sorulara geçeceğiz. Evet efendim, yeniden birlikteyiz. Tekin Bey, ben size sormak istiyorum. Böyle en başından ve en temelinden girmek istiyorum konuya. Kuantum mekaniği ya da kuantum fiziği mi demek lazım? Hangisi de daha doğrudur bilmiyorum ama böyle bir ihtiyaç, böyle bir fizik dalı nereden doğdu? Kuantum teorisinin neden ortaya çıktığı esasında 1900'lerin başına gitmemiz evet. lazım hikayesine. Diğer teorilerden farklı olarak kuantum fiziğinin çıktığı tarihi güne kadar biliyoruz. Evet. 1900 senesinin en son günlerinde, yılbaşından önce Alman doğa bilimcileri ve doktorlarının toplantısında Alman fizikçisi Max Planck bir konuşma yapmış. Ve bu konuşmasında da siyah cisimlerin nasıl ışık yaydıklarını açıklamak için elektromanyetik enerjinin ancak kuantumda olduğu kabulü altında bu ışıma eğrisini çıkartabildiğimizi kanıtlamış. Şimdi Max Planck'ın bu buluşu biraz zorlamalar nedeniyle, herhangi bir fiziksel, klasik fizik yasalarının açıklayamadığı çok basit bir deneyi, yani ısıtılan cisimlerin nasıl ışık yaydığını açıklamak için bir kabul. Yani enerji paketleri veriyor. Paket karşılığı. Bu klasik fizik yasalarıyla çelişen bir varsayım. Fakat Planck göstermiş ki bu kabulü yaparsanız ışıma eğrisini görüyorsunuz. Bunun nedeni belli değil. Fakat deney çok basit bir deney. Bunu belki her yaramaz çocuk yapmıştır. Evet. Bir metal parçasını tutar, moşeyle tutun ama. Bir açık alev üzerine tutarsanız uzun bir süre, önce kızarır, sonra turuncu rengini alır, sonra sarı olur, zaten sonra akkor olur. Akkor ampullerimiz evet. zaten yani aynı şey. Evimizdeki şey. Fakat her metalin, her cismin esasında yaydığı ışığın dalga boyları belli. Onun imzası gibi, mesela her elementin kendine has bir spektrumu var. Evet. Ve bunun atomik yapısıyla ilgisi var. Ve maddenin atomlardan yapıldığını, atomun işte çekirdek ve etrafında dolaşan elektronlardan yapıldığını zaten ancak biz 1900'lerin başında evet. anlamış bulundayız. Ve bu fikir esasında Max Planck'ın fikri ilk defa Niels Bohr tarafından bir hidrojen atomu modeli yapılmak için kullanıldı. Ve bu model esasında hidrojen atomunun yaydığı ışığın dalga boylarını veya soğurduğu ışığın dalga boylarını da çok güzel bir şekilde açıkladı. Evet. Fakat bunun nedeni niye enerji, elektromanyetik enerji kuantumludur veya niye hidrojen atomunun enerji seviyeleri vardır? Bunun anlaşılması esasında bir 25 sene daha bekledi. Ben kuantum teorisinin bulunmasını esasında bir 1925 ile 1927 arasında bir 3 senelik döneme sıkıştırıyoruz ve bugün bildiğimiz, hatta derslerde öğrettiğimiz kuantum mekaniği 1927 senesinin sonunda biliniyordu. Sonunda ortaya çıkmış. Bunun 3 değişik yerde, 3 değişik kişi tarafından 3 değişik şekilde keşfedildi esasında kuantum mekaniği. Biraz bundan bahsedeyim. Birisi Heisenberg, Alman fizikçisi. Evet. 1925'te bu ışıma dalga boylarının birbirleriyle ilişkilerini veren bir takım bağıntılar yazmış. Ve Heisenberg o sırada çok genç, 23 yaşında Münih Üniversitesi'nde evet, doktorasını almış. Genç bir öğrenci daha. Ve buna matris mekaniği deniyor bu Heisenberg'in formülasyonunda. Evet. Fakat Heisenberg bunun matrisler olduğunu bile bilmiyormuş o sırada. Ancak Göttingen Üniversitesi'nde daha tecrübeli bir matematiksel fizikçi olan Max Born'un yanına gittiği zaman ondan
bunun matrisler olduğunu öğrenmiş ve kuantum mekaniğinin ilk makalesi esasında Max Born, Heisenberg ve Born'un öğrencisi Pascual Jordan tarafından yazılmış 3 kişilik bir makale var. İlk makale 1925'te bu. Ama 1925'e gelene kadar aslında çok heyecanlı bir entelektüel serüven var orada. Evet, yani ben onu esasında Einstein'ın fotoelektrik etkisi var, de Broglie'nin parçacık dalgaları hakkında kabulleri var ve bir yıl böyle çok önemli çığır açan deneyler, gözlemler var. Mesela Compton saçılması falan gibi. Evet. Fakat ben onları herhalde atlayacağım. Yok tabii atlayalım onları o kadar. Schrödinger'i bahsedeceğim. Evet. Heisenberg'den çok daha bağımsız olarak Schrödinger de bir formülasyon vermiş. Buna biz dalga mekaniği diyoruz. 1926 sonunda hidrojen atomu spektrumunu dalga mekaniğinden bulmak için işte Schrödinger denklemini yazmış. Schrödinger biraz daha yaşlı bir fizikçi. Avusturyalı Viyana Üniversitesi'nden mezun olmuş fakat bu keşfi yaptığı zaman aslında çünkü Heisenberg'le çok yakın arkadaşlar daha sonra. 1887 doğumludur Schrödinger. Heisenberg 1902 doğumlu. Dolayısıyla 40 yaşının altındaymış yani o da bulduğu zaman çok da yaşlı sayılmaz gerçekten. Fakat bir süre bu iki formalizm arasındaki ilişki kurulamamış. Sanki iki ayrı yerden iki tane ayrı şey keşfedilmiş. Çünkü iki ayrı matematiksel yaklaşım aynı şeye. Fakat burada çok ilginç bir şey var. Belki fiziğin niteliği de böyle. Heisenberg makalesini yazdığı zaman tabii daktiloyla biz karbon kopyayla biz şimdiki öğrencilerimize söylediğimiz zaman tarih öncesi gibi geliyor ama biz de ilk makalelerimizi bu şekilde yazardık. Daktiloyla tek parmak karbon kopyalarını koyarak. Bir tanesini dergiye yollarsınız, bir tanesini kendisine saklarsınız, birini hocasına, hocanıza verirsiniz. İşte bir iki tanesini de kalan çok önemli gördüğünüz kişilere yollarsınız. Heisenberg de makalesini, bu ilk yazdığı makaleyi Cambridge Üniversitesi'nde Rutherford'a yollamış. Şimdi Cambridge Üniversitesi'nde genç bir doktor öğrencisi daha var. Heisenberg'le aynı yaşta, Paul Dirac. Bristol Üniversitesi'nde elektrik mühendisliğini bitirdikten sonra Cambridge'e matematik fizik okumaya gelmiş. Tez hocasını pek bugünlerde hatırlayan yoktur. Ralph Fowler. Onun özelliği Ralph Fowler, Rutherford'un damadı. Öyle mi? Şimdi Rutherford'a gelen makale Fowler'a gelmiş. Fowler da genç 23 yaşındaki öğrencisine bakmış şuna diye 1925 sonbahar başı vermiş. Ve Dirac tabii çok yetenekli bir öğrenci. Sahiden hak ediyor yani bu kadar iltifatı ve iki ay sonra Dirac'da abstrakt bir matematik formülasyonla çıkmış gelmiş. Kuantum mekaniği de ilk esasında Dirac'ın formülasyonu ve Dirac zaman içerisinde de aslında bu soyut formülasyonunun bir temsilinin matris mekaniği bir temsilinin de dalga mekaniği olduğunu göstermiş ve dolayısıyla Dirac'ın yaptığı esasında Schrödinger ve Heisenberg'in yaptığını genelleyen bir abstrakt formülasyona koyan şey. Onları ortak bir şemsiye altına koyuyor. Nitekim esasında bu kuantum mekaniğinin keşfini tescil eden 1932'de Heisenberg'e Nobel Fizik Ödülü verilmiş fakat ödül töreni bir sene ertelenmiş. 33 Nobel ödülü de Schrödinger ile Dirac arasında bölüştürülmüş ve ödül töreni üçü birlikte verilmiş. Ve çok ilginç bir resim var biliyor musunuz, gördünüz mü bilmem. Ödül törenine o kadar gençler ki 30 yaşında genç fizikçiler anneleriyle beraber gitmişler. Görmedim bu fotoğrafı. Çok ilginç bir resim yani herhalde bu kadar genç ve bu kadar yetenekli fizikçiler çok gurur duymuş olmaları lazım. Ve bundan sonra zaten her üçü de esasında çok onurlandırılmışlar. Büyük tabii bugün bile hepsinin ismini biliyoruz. Aslında Schrödinger mesela Einstein ve Planck tarafından Berlin Üniversitesi'ne çağrılmış. Zürih'teymiş o noktaya kadar. Heisenberg ise Göttingen'den Dresden Üniversitesi'ne profesör olarak gitmiş. Orada öğrenciler yetiştirmiş. Uzun süre orada kalmış. Dirac'a ise Cambridge Üniversitesi'nde Lucasian matematik profesörlüğünü vermişler ki bu bir vakfedilmiş 15. 16. yüzyılda vakfedilmiş bir kürsü. Bunu 17. yüzyıldaki Lucasian profesör Isaac Newton'un kendisi. Newton, bugün de Stephen Hawking biliyor. O emekli oldu ama 1979'da o kürsüye verilmişti. O emekli oldu ve yani bu kürsüyü dolduracak çapta insan işte Newton, Dirac, Hawking onu hemen tayin yapmıyorlar, bekliyorlar ve hani bu kürsüyü doldurabilecek nitelikte birisini buldular aklıma. Bu ömür boyu yalnız buraya geçiyorlar. Olunca oluyorsunuz. Peki ben şimdi burada Zafer Bey'e sormak istiyorum. Şimdi tabii Tekin Bey çok
20. yüzyılın belki en önemli entelektüel serüvenini böyle bir 3-5 dakika içinde üstünden geçti ama aslında çok hem çok ciddi tartışma var gelinen noktaya gelinene kadar hem de çok önemli insanların çok önemli katkıları var. Birazcık oradan söz etmek istiyorum. Çünkü ta ilk gününden itibaren Tekin Bey de bir miktar söz etti bundan. Yani burada ortada tuhaf bir durum var. Tam olarak açıklanamayan, deney sonuçlarına uyan ama teorisi tam yapılamayan bir şey var. Bunun doğasını bize biraz anlatabilir misiniz? Tabii. Demin düzeltme fırsatım olmadı. Beni terfi ettirdiğiniz için teşekkür ederim. Öyle mi abi? Şimdi... İyi dileğimizden öyle bir şey. Teşekkür ederim, sağ olun. Şimdi... 20'ler aslında kuantum mekaniğinin kuruluş yılları bir anlamda bir devrim. Benzer bir şeyi 60'larda yaşıyoruz. Çünkü 60'larda John Bell o güne kadar yapılamayan bir şeyi Schrödinger'in dolaşıklık adını verdiği, evet. Einstein, Podolsky ve Rosen'da bir makalelerine konu ettikleri çok değişik bir olayı, bir noktada yapılan bir işin aynı anda başka bir yerdeki sonucu adeta etkiler gibi gözüktüğü bir durumu formüle ediyor. Bir matematik ifadesi yazıyor. Bu matematik ifadesi biz herhangi bir şekilde kuantum mekaniğindeki olasılıkları klasik olasılık gibi anlamaya çalıştığımızda sağlanan ama kuantum mekaniğiyle deneyin de yaptığımızdaki bu daha sonra 80'lerde yapılıyor, ihlal edilen bir anlamda klasik olarak bunu izah edemeyeceğimizi anlatan bir ifade. Bu çok çarpıcı bir şey. Dolaşıklık öncesinde kuantum mekaniğinin ama gizemi... Ama dolaşıklığa gelmeden evet, başka tuhaflıklar tam da var aslında. Dolaşıklığa gelmeden önce kuantum mekaniğinin gizemi genelde dalga parçacık ikilemiyle sınırlı. Bir sisteme bir şekilde baktığınızda dalga, bir şekilde baktığınızda parçacık aslında gibi gözüküyor. Aslında onunla ilgili kısacık bir filmimiz var. Belki yönetmenimiz yardımcı olursa bir yandan o deneyi insanların gözünde canlandırmasını sağlayacak bir şey o. Yani bir parçacık aynı anda hem parçacık gibi hem de dalga gibi hareket edebiliyor. Evet. İsterseniz o görüntünün üstüne konuşalım. Şu anda işte buna meşhur çift yarık deneyi deniyor. Evet, önce bir tek yarıkta parçacıklar gördük. Şimdi iki yarık var. Parçacıklar gönderiyoruz ve arkada beklendiği, herkesin beklediği izler var. Bu bir tek yarıktan dalgaların geçişi. Su dalgası, ses dalgası, ışık dalgası olabilir. Karşıda böyle ortada bir tane parlak yer görüyoruz. Evet. Aynı tek yarıktan mermilerin, deminki parçacıkların geçişi gibi. Bu deneyi eğer çift yarıkla tekrarlarsak girişim dediğimiz bir şey oluyor. Evet. Yani dalgalar bazı yerlerde birbirlerini söndürebiliyorlar, bazı yerlerde kuvvetlendirebiliyorlar. Tahtada da o yüzden parlak ve karanlık yerler görüyoruz. Kuantum mekaniğine kadar fizikçiler için bu ikisi tamamen farklı iki kavramdı. Bir şey ya parçacık ya dalgaydı. Örneğin madde parçacıkları veya ses dalgaları gibi. Fakat kuantum mekaniğine geldiğimizde bir takım temel parçacıklarla, örneğin elektronlarla veya fotonla bu deneyi tekrarladığımızda tek değişik bir durumda. Gittiğinde... Evet. Mesela burada tek yarıktan parçacıklar gitti. Karşıda küçük küçük izler bıraktılar. Çift yarığa parçacıkları gönderiyoruz. Bunların parçacık olduğunu zannediyoruz ama ekranda bir girişim desini görüyoruz. Evet. Şimdi kuantum mekaniğinin kurucuları 20'li yıllarda bunu böyle olur diye düşünüyorlardı, düşünce deneyi olarak. Bunun dolaylı sonuçları da vardı. Ama bugün artık bunu gerçekten aynen bu filmde, animasyonda olduğu gibi parçacıklarla yapıyoruz. Ne kadar büyük parçacıklarla derseniz atom değil, basit bir molekül de değil, içerisinde onlarca atom bulunan büyük moleküllerle, örneğin karbon 60, karbon 70 gibi küçük bir futbol topuna andıran moleküllerle dahi bunu gözleyebiliyoruz. Dolayısıyla kuantum mekaniği göründüğü kadarıyla, yani bu dalga parçacık ikileminin sınırının nerede olduğu, kuantum mekaniğinin nerede bittiği çok belirgin değil. Ha, makro ölçeğe nerede geçiyoruz, evet, onu da bilemiyoruz. Bunu sayıya bağlayamıyoruz çünkü kimi zaman çok büyük bir sistem, mesela üstün iletken veya süper iletken dediğimiz sistemlerde kütle merkezine, sistemin merkezin hareketine baktığımızda aynen buradaki gibi bir dalga özelliği gösterebiliyor. Ona karşılık birkaç atomdan oluşan bir molekül de klasik bir parçacık gibi davranabiliyor. O yüzden mesele
aslında büyüklük küçüklükten çok bizim neye baktığımız, nasıl gözlediğimiz. 60'lara kadar ana ikilem aslında buydu. Ama şimdi kuantum dolaşıklığı bence çok heyecanlı, ona birazcık daha uzun süre ayırmak tek istiyorum. Şimdi oraya varana kadar... Esasında bir şey ekleyebilir miyim? Esasında bu çift yarık deneyinde ilginç olan şey ve şu anda benim vurgulamak istediğim şey, esasında artık biz bu deneyleri tek foton yollayarak yapabiliyoruz. O kadar zayıf bir ışık kaynağından çıksın ki böyle büyük bir ışık demeti değil, milyonlarca foton içeren bir tek, tek fotonlar. Mesela Koç'ta da bu imkan var esasında. Tek foton kaynakları var. Şimdi tek foton kaynaklarıyla çift yarık deneyini yapınca esas, insanların esasında şaşırdığı nokta o noktada geliyor. Siz tek ışık biliyorsunuz foton, dalga, eğer dalga gibi düşünürseniz çift yarık deneyinde girişim desenini görmeniz mümkün. Fakat tek fotonla deney yaptığınız zaman foton dediğimiz ışığın kuantumu tanecik gibi. Şimdi taneciyi çift yarığın üstüne yolladığınız zaman bekliyorsunuz ki ya sağdaki yarıktan geçer ya da soldaki yarıktan geçer. İkisinden birden geçer. Ama girişim deseni nasıl çıkıyor? O zaman fotonun esasında lokalize olmadığını, dalga fonksiyonunun, yani fotonun, tek fotonun bile yani hem sağdan hem soldan geçip de girişim deseni verdiği gibi bir sonuç çıkıyor ortaya. Yine işte az önce Zafer Bey'in açtığı konu, yani bir anlamda kuantum enformasyon teorisine geliyoruz. Yani bir biçimde bir bilgi taşıyor üstünde ve bizim ona nerede bakacağımızı sanki önceden biliyor. Ve bu deneyde mesela eğer fotonun nereden geçeceğini görmek için dedektör koyarsanız yarıkların yanına, o zaman işte sağdan geçerse klik diyecek, soldan geçerse soldaki klik diyecek ve deneyi bu şekilde fotonlarla yaparsanız hangi yarıktan geçtiğine tek tek bakarak, o zaman girişim deseni çıkmıyor. Ama bakmazsanız çıkıyor ve de tek tek fotonlarla çıkıyor. Bekliyorsunuz, bir tane yolluyorsunuz, iki tane yolluyorsunuz, bir birikim sağlıyorsunuz ve bir bakıyorsunuz ki girişim deseni var. Eğer hangi yarıktan geçtiğine dedektörlerle bakmamışsınız. Yani biraz yaramaz bir çocuk gibi davranıyor. Öyle evet, yani esasında kuantum mekaniğinde parçacık tane, parçacık dalga ikilemi de biraz... bu anlamda tanecik bile dediğim anda esasında onun lokalize olmadığını, uzayın her noktasında bulunması olasılığının sıfırdan farklı olduğunu kabul etmek durumdayım. Aynı şekilde elektronlarla da bu deneyi yapabiliriz veya ağır moleküllerle de. Bahsettiğim moleküller de aslında tek gönderiyor. O da mesela tek tek yolladığınız zaman, o da mesela tanecik olduğunu düşündüğünüz halde o da girişim deseni veriyor. Peki bu çelişki... bizim kavrayışımızı zorlayan, alışık olmadığımız durum, öyle diyelim, ya da alışık olduğumuz kalıplara uymayan durumun arkasında ne yatıyor? Yani belirsizlik ilkesi burada nerede duruyor? Aslında doğa böyle çalışıyor. Evet. Şimdi biz genelde insanoğlu olarak doğuyoruz ve çevrede gördüğümüz, yaşadığımız klasik dünyada bir mantık geliştiriyoruz. Burada parçacıkların belirli yolları var. Deminki deneyde olduğu gibi bir parçacık ya oradan geçer ya buradan geçer. Bu öğrendiğimiz şeyler. Ama fizikçi olarak laboratuvara girip deney yaptığınızda doğanın her zaman böyle olmadığını, aslında çoğunlukla böyle olmadığını görüyorsunuz. Bugün biz daha çok kuantum mekaniğinin ilk yıllarında acaba kuantum mekaniğinin arkasındaki deterministik veya klasik teori nedir diye düşünürken, bugünlerde klasik dünya neden var? Determinizm niye var? Eğer fizik yasaları böyleyse biz neden halen kuantum yasalarını günlük hayatta görmüyoruz diye soruyoruz. Bunun ilk yıllarda formülasyonlarından bir tanesi belirsizlik ilkesiydi. Şöyle düşünülüyordu. Eğer elektron, foton, parçacık hangi delikten bakarsak, geçtiğine bakarsak, bunun neticesinde bir konumla ilgili ölçüm yaparız. O zaman da parçacığı rahatsız ederiz bir anlamda. Örneğin hızını değiştiririz. Veya tersi, hızına bakarsak konumunu değiştiririz gibi bir ilke. Bu gerçekten kabaca olayı açıklayan bir şey. Ama sonunda kuantum mekaniği geliştirildiğinde, yani Schrödinger tarafından Schrödinger denklemi yazıldıktan sonra, bunu artık onun bir sonucu olarak, adeta bir matematiksel sonucu olarak çıkarabiliyoruz. Yani daha bir şeyin, bir parçacığın hızını ve konumunu aynı anda bilememe hali doğanın bir kuralı olarak karşımızda duruyor. Evet. Bu da daha önce insanoğlu dünyayı
öyle ve evreni öyle varsayıyorduk. Yani biz eğer yeterince iyi hesaplayabilirsek her şeyin yerini, konumunu vesairesini, geleceği bile bilebiliriz diye bir varsayım hem, vardı. Hem buna, geçmişi hem geleceği. Evet, buna bu, determinizm deniyordu. Bu Laplace'ın esasında fikri. Laplace'ın fikri. Newton teorisinde bu böyle. Yani eğer şu anda bir sistemin bütün konfigürasyonunu, hızlarını şu anda biliyorsanız, ister ileriye doğru götürün, ister geriye doğru götürün, hem geçmişinin sisteminden geleceğine kesin olarak biliyorsunuz. Şimdi kısa bir reklam arasında gideceğim ama burada enteresan bir tartışma var aslında. Birazcık onu da sormak istiyorum size. Evet, yani determinizm ilkesi bu anlamda yıkıldı gitti. Ama bir takım büyük sistemler var ki bunları da önceden kestirebiliyoruz. Bir reklama gidelim, reklamın ardından bunu konuşalım birazcık. Türkiye'nin dünya standartlarındaki ilk ve tek çok amaçlı spor ve eğlence merkezi Fenerbahçe Uluslararası Spor Kompleksi Ülker Sports Arena, eşsiz ayrıcalıklarla şov dünyasını İstanbul'a, Ataşehir'e getiriyor. Yıldız Holding ve Fenerbahçe Spor Kulübü ortaklığıyla spor ve eğlence dünyasının yıldızlarını buluşturan arena, 67 bin metrekare kapalı alanda, VIP alanları, kapalı otoparkı, saha kenarı koltukları ve 15 bin kişi kapasitesiyle sporu ve eğlenceyi en konforlu haliyle sunuyor. Arena, mimarisi, modern altyapısı ve dev scoreboard'uyla farklı içerikte ve kapasitelerde etkinliklere ev sahipliği yapabiliyor. Ülker Sports Arena, ilk yılında Fenerbahçe Ülker ve NBA Europe Live'la basketbolun yıldızlarını, Anadolu Ateşi Troya, Cirque du Soleil, Metro Moto Heroes, Leonard Cohen ve Jennifer Lopez'le de eğlencenin yıldızlarını bir araya getirdi. Birçok kurumsal etkinliğe ev sahipliği yaptı. Siz de Ülker Sports Arena'da yerinizi alın, dünyanın şovunu yakından izleyin. Ülker Sports Arena, dünyanın şovunu kaçırmayın. Bin kilometre, 16 ülke, 44 şehir. Birinci Dünya Savaşı'nda esir düşen 200 bin Osmanlı askerinin öyküsü. İlk kez yayınlanacak görüntülerle Esaret Günlüğü Pazar gecesi 11.10 gece NTV'de. Arkadaşlar, ünlü Çek santrafor galoşu renk kırmızı katmanın gururunu yaşıyoruz. Ve huzurlarınızda bu hava şekeri kendisine takdim ediyoruz. No Çek, okay? Ne no diyor? Check. Başkanım, ben Çek değilim diyor galiba. Ne Çek değil mi? O zaman çeksin gitsin, boşver. No Çek, only cash. Başkanım, Çek kabul etmiyor. Çek kabul etmiyor. Söyle ona, bizim anlaşalım tarihimiz var. Çeke iyi bakarsa itibarımız anlayacaktır. Bakın burada ne yazıyor? İş Bankası. Ha eğer teminat istiyorsa o zaman yazarız bir SMS. Evet, artık çekimiz teminatlı. İsterse kontrol edebilir. Okay, yes, check. Çek kabul etmeye çekilenlere yepyeni bir hizmet. Karşılıklı çek. Artık çekle yapılan ödemelerin teminatı ticaret erbabının bir numaralı çözüm ortağı İş Bankası. Üstelik bir SMS'le kontrol imkanıyla. Nesin değişti mi? Yerimde duramaz oluyorum. O zaman lastik kalitesi değişti. Kışın daha kısa fren mesafesi için Continental'in kış performans lastiklerinin en iyisi, fren mesafesinde ve güvenlikte Avrupa'nın birincisi Continental TS850. Konu güvenlikse bize güvenebilirsiniz. Üstelik şimdi KDV'si bizden, 12 taksit fırsatı bonustan. Bağımsız araştırma kuruluşları testi onayladı. Sonuç kesin. Petrol ofisine gelenler %4'e kadar daha fazla giderler. Markofonik aşk
kullananlar için Nine West, Derimot, Park Bravo, Collins ve Moda'nın daha birçok lider markası özel indirimlerle markafoni.com'da. Markafoni, her alışveriş bir aşk. Bu kış soğukları kapıda bırakın. Mitsubishi elektrik kalitesiyle ısının. Mitsubishi elektrik klimalar şimdi çok özel fırsatlarla tüm Klima Plus yetkili bayi ve satış noktalarında. Creo şimdi Türkiye'de. Otobotların yenilmez lideri Optimus Prime'ı hem araç hem de robot modunda oluştur. En etkili silahlarla Megatron'a meydan oku. Creo Transformers yapım setleriyle macerayı yeni bir boyuta taşı. Creo.com.tr. Xperia Ion, Sony'den HD akıllı telefon. Xperia Ion ilk kez Turkcell'de. Tarifinize ek ayda 59 liradan başlayan fiyatlarla. Türkiye'nin kalbinde yepyeni bir acı badem. Acı Badem Ankara, hizmetinizde. Masraflar yağmur gibi yağıyor mu? O zaman gelin Yapı Kredi'ye. Mesela günde 7 liraya 7000 lira süper kredi verelim. Hemen, derhal. Hemen bireysel yazıp 44.11'e gönderin. Çünkü kredi Yapı Kredi'den alınır. Süper, süper, süper kredi. Süper, Yapı süper. Kredi'den. Akıl akıldan üstündür dedik, akıllı telefon Avea Intouch'ı ürettik. Android işletim sistemi, otofokus özellikli kamera, Avea müzikle milyonlarca şarkı, TV bu ceple ücretsiz online TV yayını, sosyal ağlar, Facebook ve Twitter'a anında erişim. Tüm bu özelliklere sahip Avea Intouch tarifeye ayda 1 liraya ya da peşin fiyatına 399 liraya Avea bayilerinde. Hayat bir başka, başka bir bakışla göreceksin seni mutlu eden tam bir milyon neden. Ortalama bir Amerika vatandaşı günde kaç gigabayt bilgiye ulaşıyor? Ortalama bir Amerika vatandaşı günde 34 gigabaytlık bilgiye ulaşıyor. Bu bilgilerin yarısını video oyunlarından alıyor. Evet efendim, yeniden birlikteyiz. Tam kuantum mekaniği ve tam belirsizlik ilkesini konuşuyorduk. Şimdi tabii belirsizlik ilkesinin o kadar da hafife almayalım aslında. Yani o kadar hızlı geçmeyelim anlamında söylüyorum. Yani bu çok önemli bir entelektüel sarsıntı da yarattı. Sadece evreni anlama çabamızda bir ileri adım değildi. Bir de kendi aklımızdaki bariyerleri yıkmamız anlamında da çok önemli bir sarsıntıydı. Fakat yani pek çok insanın kabullenmekte zorluk çektiği de bir durumdu. Ne bileyim, kolay kolay kabullenmeyenlerden biri Einstein'dı mesela. Yani çünkü belirsizlik ilkesi bir istatistiki yaklaşım gerektiriyor. Böyle olduğu zaman da ya bir dakika, bu işler şansa kalmaz. Tanrı evreni yaratırken zar mı attı yani?
gibisinden bir cümleyi sarf etti. Öte yandan tabii atomun içinde bu belirsizliği yaşıyoruz, görüyoruz, hiçbir şeyi önceden tahmin edemiyoruz ama çok büyük sistemlerde diyelim kendi güneş sistemimizde hemen hemen her şeyi çok önceden saptayabiliyoruz. Hatta geleceğe doğru da ne bileyim işte Voyager uzay aracı yıllardır, uzun yıllardır uzayda gidiyor. Bütün rotası çok önceden hesaplandığı rotasında devam ediyor. Filan yani bu ikisi arasında da bir çelişki varmış gibi duruyor önce ama aslında yok galiba. Valla Einstein'ı rahatsız eden esasında olasılık yorumu. Evet. Esasında kuantum mekaniği de bir anlamda deterministik. Çünkü Schrödinger denklemi olasılıkları tam olarak söylüyor. Evet. Ama olasılık söylüyor. Mesela bir radyoaktif atomu düşündüğünüz zaman ne zaman bozulacak? Yani bunun bir olasılıkla biz söyleyebiliyoruz. Evet. Kesin olarak şu dakikada, şu saniyede mesela Newton teorisindeki o kesinlik yok. Einstein da rahatsız eden esasında bu olasılık yorumu esasında. Fakat yani bununla yaşamak zorundayız. yani kuantum mekaniğinde bundan daha ötesini yapamayız. Olasılıklarla hesap yaptığınız zaman da yani mesela nükleer enerji kullanımını yaparken veya çekirdeklerle fiziğini yaparken olasılıklarla iş yapmak pratikte esasında bize hiçbir sıkıntı da vermiyor doğrusunu isterseniz. Ama determinizm tabii insanların böyle klasik fizikten çok alışık olduğu, Newton denklemleri çok alışık olduğu şeyler bu bir rahatsızlık vermiş insanlara zamanında. Klasik fizik yasalarını kullandığımız zaman mesela siz mesela bir uydu yolladığınız zaman onun yörüngesine hesap ettiğiniz zaman veya gezegenlere, yıldızların fiziğini incelediğiniz zaman o klasik fizik yasaları bunları yapmak için çok yeterli. Burada da esasında ben başka bir belirsizlik ilkesi değil de başka bir ilkeden bahsedeceğim. Bu correspondence, karşı gelme ilkesi. Bunu da Niels Bohr meşhur söylemiş. Aslında kuantum fiziğini yaptığınız zaman bir şekilde bunun klasik fizik yasalarına düzgün bir şekilde ilişkilendirebilmesi lazım. Yani kuantum sistemlerinden bir şekilde doğru klasik limite gidebilmeniz lazım. Ama hala gidebilmiş değiliz oraya. Aslında yok. Yani şöyle diyeyim, kuantum sistemlerini yaparken correspondence, bu karşı gelme ilkesini bir tür teorileriniz ya da fikirleriniz doğru mu diye bunu check etmek için kullanabiliyorsunuz. Eğer kuantum sistemini kurdunuz, bunun klasik limitinde öngörüleri nedir diye sordunuz ve gözlemlerle çelişen sonuçlar verdiğiniz zaman bu size esasında bir yerde kuantum sisteminizi kurgulamanızın çelişkili olduğunu söylüyor. Bir şekilde klasik fizikle bir şekilde doğru eklemlenmesini istiyorsunuz modellerinizin. Anladım ama hala daha işte o meşhur büyük teori ya da her şeyin teorisi denen şeyden uzağız belki de hiçbir zaman. O başka. Öyle bir şeye hiçbir zaman belki ihtiyacımız bile olmayacak. Peki burada yani Einstein işte itiraz ederken geliştirilen meşhur bir düşünce deneyi var. Schrödinger'in kedisi. Türkiye'de de en meşhur olan şey o galiba zaten. Hatta biz de Twitter'da bu programı tanıtırken öyle bir hashtag açtık. Evet. Schrödinger'in kedisi diye. Birazcık ondan söz edebilir miyiz? Nasrettin Nobel ödülünü esasında bu konu aldı. Evet, tek kuantum sistemleri. Aslında şöyle, herhalde kuantum mekaniğiyle uğraşan bir fizikçi, bir teorik fizikçi olsun, deneysel fizikçi olsun, kendi kedisine, Schrödinger'in kedisinden daha fazla ilgi gösterir. Çünkü Schrödinger'in kedisi bir düşünce deneyi. Gerçek hayatta yapamayacağımız bir deney. Bunun değişik sebepleri var. Bir tanesi bir kedinin ölü ya da canlı olması bir kuantum hali değil. Yani ölünün halinin birçok çeşidi var. Canlının birçok çeşidi var. Kabaca bir hatırlatmak gerekirse seyircilerimize demin bahsettiğimiz üst üste binme dalga özelliği acaba kedi gibi bir hayvanda veya büyük bir cisimde gözlenebilir mi? Bunun gözlememe sebebi dediğim gibi bu üst üste binme halini yaratamamamız. Ayrıca bu sistemi dışarıdan yalıtamamamız. Dışarıya sürekli etkileşmesi. Ama geçtiğimiz yıllarda hatta 10 yıldan fazla oluyor. Yeterince büyük sistemlerde bu gözlenebildi. Ama kedi de değil. Evet. Örneğin üstün iletkenlikte bir halka düşünelim. Bu halkanın üstünde normalde bir elektrik akımının ya saat yönünde ya da ters yönde akmasını bekleriz.
Ama yapılan deneyler gösteriyor ki kimi sistemlerde bunu sanki hem o yönde hem öbür yönde akıyor gibi ölçebiliyoruz. Yani nasıl kedi yapıyorsunuz? Aynı anda hem canlı, evet, hem ölü. Aynen öyle. Çünkü çok sayıda burada milyonlarca veya daha fazla sayıda elektron var işin içine giren, akan. Bunu nasıl yapıyoruz? Bir sistem hazırlıyor. Bir halka, üstüne iletken halka. Bunun aynısından 1000 tane hazırlıyorsunuz. Normalde klasik fizikte ne beklersiniz? Bunlar da aynıysa aynı ölçüm yaptığınızda, örneğin hepsinin saat yönde ya da hepsinin öbür yönde akma. Madem özdeş, akım bir yönde akacağına göre. Ama bu sistemlerde deneyi bu şekilde yapmasalar bile gördüğünüz şey hepsinin birbirinin aynı olmasına rağmen yarısında öyle, yarısında öbür türlü örneğin akabiliyor. Bir başka nokta burada... Peki burada gözlemci bozmuyor mu gözlediği şeyi? O bozma neticesinde zaten bunu ölçüyor. Ama ölçüm yapmadan önce hangi yönde aktığını bilememesi açısından. Bu gözlemcinin olayı belirlemesinin çok ilginç neticeleri var. Bir tanesi demin konuştuğumuz bu girişim deneyinde örneğin. Deneyi şöyle yapmak mümkün. Çok uzak bir kaynaktan, hatta bir yıldızdan ışık gelsin. Buradan gelen ışık iki farklı yol izleyebilsin. Mesela arada bir yerde bir kara delik olsun veya çok yüksek kütleli bir cisim. Işık onun etrafından bükülsün ve biz de laboratuvarda buna bakalım. İki şey yapabiliriz. Aynen deminki deneyde olduğu gibi. Ya girişim ölçümü yapabiliriz ya da fotonlar, yani ışık tanecikleri nereden gelmiş ona bakabiliriz. Birincisini yaparsak girişim deseni görürüz. Deminki o karanlık aydınlık çizgi. Öbüründe de sadece yolunu tespit edebiliriz. İkisi aynı anda olmaz. Bu çok açık. Fakat burada enteresan olan şey, bizim buna kendimizin burada o yıldızdan çok uzak bir yerde, ışık o yıldızdan çıktıktan çok sonra, hatta kim bilir belki o yıldız yok olduktan sonra karar vermemiz ve deneyin sonucunun değişmesi. Bu açıdan aslında ilk bakışta insanın verdiği kararla deneyin sonucu değişiyor gibi geliyor. Ama aslında ölçme sistemimizi nasıl inşa ettiğimizle ilgili bir şey. Peki, yani bununla ilgili de meşhur bir itirazı var Einstein'ın. Yani siz oraya bakmıyorken ay orada değil mi zannediyorsun? Yani bir fiziki gerçeklik var mı yok mu tartışmasına kadar gidiyor bu. Evet, gözlemci yoksa doğa yerinde duruyor mu durmuyor mu? Duruyor herhalde, onu kabul etmesek bilim yapamayız herhalde. Ben dolaşıklık konusunda bir iki bir şey daha söyleyebilir miyim? Aslında bu mesela iki foton durumlarıyla ilgili dolaşıklık ve Einstein'ın da bu EPR paradoksu denen. Başta dolaşıklığın ne olduğunu birazcık anlatmaya çalışalım. Yani. Peki, yani ben mesela fotonları söyleyeyim. Fotonlar esasında sağ elli ya da sol elli olabilir. Polarize durumlar. Evet. Biz polarize gözlükleri biliyoruz. Ne olduğunu pek açıklamayacağım ama fotonlar sağ elli ya da sol elli olabilir. Evet. Ve iki fotonu aldığınız zaman ikisini de sağ elli, ikisini de sol elli alabilirsiniz. Veya birisini sağ elli, birisini sol elli alabilirsiniz. Veya böyle alabilirsiniz. Evet. Şimdi yani bu bir durum. Bu da öteki bir durum. Şimdi bu ikisini esasında Schrödinger'in kedisi gibi bir birleştirimde, kuantum birleştiriminde inşa etmeniz mümkün. Bildiğiniz tek şey fotonun biri sağ elli ise ötekisi sol elli olmak zorunda. Şimdi burada lokalize olmamasını fotonların kullanacağım. Çünkü bu iki foton dolaşık foton. Fakat fiziksel olarak aynı noktada bulunmak zorunda değiller. Ve bunu siz mesela fiber optik kablolar üzerinde bu masanın öteki ucuna birini oraya birini oraya alırsınız. Ve ölçme yapmadığınız zaman hala daha bu iki foton birbirine dolaşık durumdadır. Yani birbirine aynı formlu kuantum olarak hareket ederler. Birbirine bağlı durumdalar. Sanki birbirleriyle haberleşiyorlarmış. Ama yani zaten siz öyle koymuşsunuz. Aynı Schrödinger'in kedisi gibi bu ölümü canlı mı meselesi gibi. Ve hatta yani çok çok uzaklara, 100 kilometre uzağa da götürebilirsiniz ki mesela kuantum teleportasyon deneylerinde böyle yapılıyor. Şimdi burada olan şey, Einstein'ı da çok rahatsız eden EPR paradoksu, Einstein-Podolsky-Rodin paradoksu denen 1934 tarihli makalesinde yorumladığı şey. Şimdi sizin elinizdeki foton çiftinden sizin elinizdekinin sağ elli mi sol elli mi olduğunu ölçtüğünüz zaman karşıdakinin ne olduğunu biliyorsunuz. Çünkü biliyorsunuz ki ya ikisi zıt yönde. Ama bunu tabii ta ne zaman John Bell'in... John Bell yani bunu işte bunu kullanarak yani şeyleri, yani bu doğru mu değil mi? Bu doğru esasında. Çünkü Aspect'in 1982'de Paris'te yaptığı deneyler de esasında gerçekten bu Bell'in söylediği eşitsizliklerin fotonların yerel olmama özelliğini sağladığını, yani Einstein'ın haksız olduğunu gösterdi. Evet.
Einstein'ı rahatsız eden neydi biliyor musunuz? Eğer ben fotonu burada ölçüm yaptığım zaman ta ötedeki fotonun sağ elimi sol elimi olduğunu anında biliyorsam o zaman acaba bir bilgi alışverişi mi oldu? Evet. Şimdi Einstein biliyorsunuz görelilik teorisinde ışıktan daha hızlı bilgi alışverişi olamaz evet. Uzayda fikri üzerine. Bu kozalite, illiyet prensibi. Evet. Halbuki bu dolaşık fotonlarla yapılan deney, gözlem bununla çelişiyormuş gibi gözüküyor aslında ama. Aslında bizim kavrayışımız çelişen öyle değil mi? Esasında bilgi alışverişi fiziksel anlamda bir sinyal alışverişi olmuyor. Ve bunun için esasında çok ilginç şey de size bir analoji de söyleyebilirim. Bu bilmiyorum. Dalgın profesör analojisi. Dalgın profesör çoraplarını sabah giyerken. İşte John Bell'in esin kaynağı evet, zaten. Evet esin kaynağı. Evet. Yani birini kırmızı birini lacivert giyermiş ve herkes bunu bilirmiş. Tek ayağına bakmak yeterli diyelim. Ve tek ayağına baktığınız zaman ötekisinin ne olduğunu biliyorsunuz ama bu gerçek bir bilgi sinyal alışverişi mi? Değil. Değil. Fakat bu fikir üzerine kuantum teleportasyon algoritmasını inşa ettiğiniz zaman o gerçekten akıllara durgunluk veren bir şey. Evet aslında birkaç şey belki burada eklemekte fayda var. Bu şimdi dolaşıklık olayında yani örneğin birisi siyah birisi beyazsa foton olabilir, elektron olabilir. Ya da çorap olabilir. Çorap olabilir. 0-1 olabilir. Şimdi biz normalde ne düşünürüz? Gözlemcinin ne önemi var? Yani bu bir kutunun içerisinde buna hazırlandı. Birisi bir yere gitti, birisi bir yere. Tabii ki klasik fizikte de böyle şeyler var. Çorap örneğinde olduğu gibi. Ne farkı var? John Bell'in yaptığı, bunun için bu durumda kuantum mekaniğinde olanın, yani ölçme anında çorapların rengini belirlemenizin farkını matematiksel bir ifadeye dökmesi. Daha önce bu yoktu. O açıdan çarpıcı oldu ve bu deneyle doğrulandı 80'lerde. Yani siz önceden ölçme yapmadan önce ben bakmıyorum, ölçmüyorum veya Einstein'ın deyişiyle ay için. Evet. O zaman o orada yok mu? Hayır yok. Yani ay için bu doğru değil çünkü o çok büyük bir cisim. Ama burada siz baktığınız an bunu belirliyorsunuz. Bu birincisi. İkincisi ilginç olan şey genelde fizikçilerin büyük bir kısmı kuantum mekaniğine üzümüye bağını sorma gözüyle bakarlar. Kullanırlar. Örneğin lazerler, elektronik yapılar, katı hal fiziğinin tamamı, yoğun madde fiziğinde hiçbir zaman size bu yorumlamalar, dalga fonksiyonu indirgenmesi gibi konular gerekmez. Evet. Schrödinger denklemini çözersiniz, çözebildiğiniz kadar iyi çözmeye çalışırsınız ve bu gerçekten uygulama açısından yeterlidir. Ama iş yorumlamaya gelince, bazı ölçümler yapmaya gelince farklılıklar ortaya çıkıyor. Burada bahsettiğimiz deneyde bu dolaşıklıkta gözlemciye bağlı olarak örneğin bir indirgenme söz konusu. Yani birisi ölçme yapıyor. Bu siyahsa öbürü beyaz diyoruz. O zaman genelde herkesin aklında olan şey şudur. A ölçüm yapar, B'yi belirler. Evet. Halbuki biliyorsunuz ki bir yine görelilik teorisine göre başka bir gözlem C'ye göre de önce B ölçüm yapmıştır. Yani evet. Hangi olayın önce olduğu bilinemez. Dolayısıyla dalga fonksiyonun indirgenmesi de dokunularak dışarıdan bir fiziksel etki sonucu indirgenme değil aslında. Telenakille ilgili bir şey burada eklemek lazım. Aslında Einstein'ı rahatsız eden şey yani bir yerdeki ölçümün başka bir yere işaret gönderip göndermemesi konusunda şu an artık kuantum enformasyon kuramı dediğimiz teoride çok net bir teorem var. Evet. Haberleşememe teoremi diyoruz. Gösterebiliyorsunuz aslında ki. Aslında bugünkü hali Einstein'ı rahatsız etmezdi. Etmezdi. Gerçekten bir noktada yaptığınız bir işlemle dolaşıklığı kullanarak başka bir yere hiçbir zaman sinyal gönderemiyorsunuz. Peki telenakilde ne oluyor? Telenakilde şu oluyor. Baştan dolaşık haller hazırlıyorsunuz. Birisi bende, birisi sizde. Ben burada bir ölçüm yapıyorum. O ölçümün neticesini size klasik yoldan, örneğin bir telefonla bildiriyorum. Siz onun sonucunda buradaki kuantum halini orada yaratabiliyorsunuz. Burada ben çocuk oyunları vardır. Hani yani bu bizim Uzay Yolu dizisindeki ışınlanma evet, değil. Işınlama ile telenakil farkı ama yani gitmiyor. Fikir olarak esin kaynağı o gerçekten. Star Trek'teki o cep telefonu da vardır evet, bilirsiniz. Evet, evet. Işınlanma vardır ama yani esin kaynağı gerçekten evet, evet, o. Ama hani madde transferi değil. Ama aynı maddeyi orada yapmak önemli. Tam onu söyleyecektim. Temel parçacıklara baktığımızda elektronlar, protonlar, nötronlar ne varsa bildiğimiz bunların hepsi fizikte birbirine eşit. Evet. Hiçbirinin farklı rengi kokusu yok. O anlamda Ahmet protonu, Mehmet protonu diye. Evet, hepsi evet, eşitlik, özdeş. Mutlak eşitlik var. Evet. Şimdi burada şunu yapıyorsunuz.
elinizde sanki bu oyuncak küplerden yapılmış bir sizin yaptığınız bir şekil var. Bunu söküyorsunuz. Söktükçe karşı tarafa söylüyorsunuz. Ben size aktarıyorum. Aynı Lego setiniz var, evet, diyelim ki. Ben marka vermek istemedim, siz verdiniz. Aynen Lego'da olduğu gibi. Siz de benden aldığınız bilgiye göre elinizdeki parçalarla tekrar bunu inşa ediyorsunuz. Sonuçta ne oluyor? Aynı buradaki şey... şeklin aynısı özdeşi sizde. Işıktan daha yavaş veya en fazla ışık hızında size bilgi geliyor. Fakat maalesef bendeki yok oluyor. Dolayısıyla bir kuantum hali bir yerden bir yere bir... Işıktan hızlı gitmiyor. İkincisi birden iki yapamıyorsunuz. Bu da bizi aslında çok önemli başka bir teoreme getiriyor. Ama aslında bilgi gönderiyorsunuz. Bilgi gönderiyoruz ama ışıktan yavaş. Bayağı ışık hızında. Klasik yöntemlerle yolluyoruz. Evet. Bir de burada önemli olan esasında nokta. Madde veya değiş tokuşlarından hiçbir şey yok. Hiçbir evet şey. Evet, madde gitmiyor. Yani bunun anlaşılması çok önemli çünkü birden, çok insanın kafası karışıyor. Evet, bununla ilgili aslında bir anekdotu söylemekte belki fayda var. Telenakili geliştiren ekipten birisine bir İsrailli şey soruyorlar. Ya böyle bir yerden bir yere bir hali gönderiyorsunuz, bir tür ışınlama gibi bir şey bu. Acaba beraberinde ruh da gidiyor mu diye soruyorlar. Yoksa sadece madde mi diye. Aşağı Peres kendisi duruyor, sadece ruh gidiyor diyor. Buradaki aslında şu anlamda doğru çünkü kuantum halini gönderiyorsunuz. Bilgi eğer o ruhsa. Bir şeye bağlamak istiyorum bunu. Bir kuantum halini bir yerden bir yere gönderebiliyoruz. Ama kuantum hal ya da kuantum bilgisinin, enformasyonun bir özelliği var. Birden iki tane yapamıyorsunuz. Anladım. Yani bir anlamda kuvvetlendirme, güçlendirme veya bir kopyalama. Şeyin kopyasının yapma, klonlama yapma mümkün değil. O da kuantum mekaniğinin doğrusal dediğimiz bir doğrusallık dediğimiz bir özelliğinden kaynaklanıyor. Peki bir kısa reklam arası daha vereceğiz. Ondan sonra yeniden devam edeceğiz. Numaranızı Vodafone'a taşımanız için bir neden daha. Bağımsız kuruluşlar Türkiye'de ve Amerika'da testler yaptı. Vodafone'un 3G'si Amerika'nın 4G'sinden tam 2,5 kat hızlı çıktı. Vodafone'un 3G hız farkını siz de deneyin. World Card sahibi Opetliler, dikkat! Yolculuğunuz sırasında 30 liralık indirimle karşılaşabilirsiniz. Siz de World Card'ınızla 4 kez Opet'e gelerek 75'er liralık akaryakıt alışverişi yapın. Bir sonraki Opet akaryakıt alışverişinizde ekstrenizi 30 lira indirelim. İndirim için bir SMS'iniz yeter. Opet ve World iyi yolculuklar diler. ...3100 watt'lık dokunmatik motor gücüyle Siemens Extreme Sensor Steam. Bu güç elinizdeyken gücünüz her şeye yeter. Siemens, gelecek evinizde. What if you choose to let them say, what if you choose to go your way? In the heart of the big city, tons of colors keep on shining. Sizin kalbinizden geçen Volkswagen hangisi? Volkswagen, das Auto. Granisser'de özgün çizgiler var. Granisser, seramik aşkını yaşatmak için var. Granisser Seramik, Serde aşk var. Modayı herkesten önce yakalamak isteyenler için moda olan her şey anında enmoda.com'da. Sen de tıkla, moda senden başlasın. Şimdi enmoda ne? Enmoda.com. Enmoda sen. Bugün elektrikli süpürgeler bile tuttuğunu bırakmıyorsa... Otomobiller bu neden yapılmasın? Yokuş kalkış destek sistemi Hill Holder, Renault'da. Ne oluyor? TV yok.
güzel diziler, en iyi programlar, en heyecanlı maçlar artık bilgisayarına geliyor. Hatta sadece bilgisayarına değil, tabletine ve telefonuna da geliyor. Hem de bedava geliyor. TV yok, herkes onu izliyor. Renault'un benzersiz teknolojileri, şimdi 4000 lira indirim veya %0 faiz avantajıyla. Yetkili satıcılarımıza gelin, Renault teknoloji dünyasıyla tanışın. Masraflar yağmur gibi yağıyor mu? O zaman gelin Yapı Kredi'ye. Mesela günde 7 liraya 7000 lira süper kredi verelim. Hemen, derhal. Hemen bireysel yazıp 4411'e gönderin. Çünkü kredi Yapı Kredi'den alınır. Süper, süper, süper kredi. Süper, Yapı süper. Akıllı telefonu aldık ama yani sonuçta bütün fotoğraflar, kontaklar hepsi eski telefonda. Yani bugün bir kontak kolay kurulmuyor. Ben o kontakların peşinden az koşmadım yani. Vodafone'da acayip kutu var. Bilgiler aktarıldı. Kontaklar güvende. Acayip kolaymış. Eski telefonun hafızasındaki bilgileri yeni akıllı telefona kolayca aktaran acayip kutu Vodafone cep merkezlerinde. Vodafone'da. İnsanlık tarihinin ne kadarını avcı toplayıcı olarak geçirdi? İnsanlık tarihinin %99'unda avcı toplayıcı olarak yaşadı. Evet efendim, yeniden birlikteyiz. Bu heyecanlı serüveni konuşuyoruz. Kuantum serüvenini de, bu programın da süresi yetmeyecek gerçi ama biz yettiği kadarını konuşalım istiyorum. Deminden beri kuantum dolaşıklığı konuşuyoruz. Şimdi bu dalın yine Nobel ödüllü ünlü fizikçilerinden bir tanesi Richard Feynman, ben yanlış hatırlamıyorsam, şöyle bir cümlesi var onun. Ya kimse anlamaz ama alışırsınız. Kuantum mekaniğine diye bir sözü var. Ve onun bir öğretmenlere hitaben yaptığı, yanlış hatırlamıyorsam, bir konuşmasında böyle teorik olarak böyle bir şey olabilir diye anlattığı bir kuantum bilgisayar diye bir şey var. Şimdi bu bir önce bir kuantum bilgisayar ne demektir? Normal var olan bilgisayarlarımızdan farkı nedir? Anlamaya çalışalım. Bir de bunu yapmak için uğraşan çok sayıda deney grubunun, Türkler de dahil olmak üzere çok sayıda deney grubunun olduğunu biliyoruz. Bu ne kadar ulaşılabilir bir elmadır? Yani belki şöyle başlasak, bilgi işlem algoritmaları. Evet. Esasında yani bilgi birimi olan bit üzerine, evet, eğer yani bir şey varsa bir, yoksa sıfır. Ve ikili sayı sisteminde biz bütün bilgiyi esasında sıfırlarla birlerle kodlayabiliyoruz. Evet. Ve bilgi işlem süreçleri de, algoritmaları da bilgisayarlarda gerçekleştirmek üzere işte mantık geçitleri var. Evet. Kapalıysa bir, açıksa sıfır. Bir şekilde devreleri kurarak sıfırları birleri bir şekilde manipüle edebiliyoruz. Evet. Bu normal bildiğimiz klasik bilgi işlem süreçleri. Fakat kuantum mekaniğine geldiğimiz zaman sıfır ve bir, ikili durumlar, yani bunu şey diye alabilirsiniz, sıfırı taban durumu hidrojen atomunun ya da bir ağır atomun, biri de birinci uyarılmış durumu. Kuantum mekaniğinde ya o ya o olmak zorunda değil. Bunu biraz önce tartıştık. Evet. Bunların birleştirilmiş durumunda da olabilir. Bir olasılığı var. Sıfır ve bir. Yani sıfırda olması olasılığı var. Birde olması olasılığı var. Genel bir kuantum durumu bu. O zaman kuantum mekaniğinde bilgi birimi esasında sıfırla birin, bitlerin süperpozisyon durumu. Evet. Ve buna da biz qubit adını veriyoruz.
Şimdi algoritmaları da o zaman kuantum mekaniğinin yasalarına uygun olarak kübitleri manipüle edecek şekilde yapmamız gerekir. Bunun getirdiği olanaklar tabii çok farklı. Çünkü sıfırlarla birlerle işlem yapmak, ölçme yapmak, bilgiyi taşımak, manipüle etmek esasında zaman olarak mesela düşünürseniz bilgisayarın iş hızını belirleyen saniyede kaç işlem yapabileceği. Tabii yani bu bizim kapasitemizi sınırlayan bir şey. Kuantum bilgisayarlarında ise çok sayıda kübiti birbiriyle dolaşık durumlara koyarak tek bir ölçüm yaptığınız zaman esasında bütün bilgiyi alabiliyorsunuz. Dolayısıyla bu algoritmalar esasında kullanıldığı yerler mesela mesela kriptolojide çok büyük bir sayının asal çarpanlarına ayrılması şifrelemede çok önemli bir rol oynuyor. Fakat hiçbir zaman yeteri kadar bir bilgisayar kapasitesi verseniz, yeteri kadar zaman uzun zaman verirseniz çözülemeyecek bir şifre yok. Evet. Çünkü olan bir çok büyük bir sayıyı asal çarpanları da ayırmak. Evet. Fakat kuantum mekaniğinde bu aynı işlemi yapmaya kalktığınız zaman kuantum mekaniğinde esasında bu biraz önce bahsettik. Ölçüm yaptığınız zaman kuantum durumu bozuluyor. Evet. Dokunduğunuz anda yok. Ve bu niteliği nedeniyle kuantum şifreleme yapabilmek için ve kübitleri kullanarak yaptığınız zaman mutlak güvenlikli şifreleme yapmak mümkün. Bilgi işlem algoritmalarını kuantum mekaniğinin yasalarına göre yapmak mümkün. Dolayısıyla kuantum bilgisayar denen şu andaki varsayımsal, ne diyeceğim bilmiyorum çünkü şu anda gerçekten bir kuantum bilgisayarı yapılmış yok. Olarak yok. Fakat yapılabilirse esasında bizim kapasitemizi son derece artıracak, mutlak güvenlik sağlayacak ve böyle bir hipotetik bir fikir tartışılabiliyor. Şimdi bunu da Zafer Bey'e sormak istiyorum ben. Teorimiz var elimizde. Evet. Hatta matematiğimiz var, algoritmalarımız var. Fakat pratiğimiz olamıyor. Olamamasının sebebi çok 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 küçük şeylerle uğraşıyor olmamız. Diyelim ki işte bir foton ya da bir elektronu, diyelim ki fiber optikten yollayacaksınız ama nasıl yollayacaksınız onu? Sadece ona dedike edilmiş bir fiber optiğe mi ihtiyacınız var? Etrafında gürültü, başka birilerinin telefon konuşmaları, başka birisinin bilgisayar hatları giderse o bozulur mu, bozulmaz mı? Falan bir sürü pratik zorluğumuz var hayatta. Evet. Bu pratik zorlukların birazını ben söylemeye çalıştım ama esasını söyletmeye çalışıyorum. Ne gibi pratik zorluklarımız var? İyi. Neden yani bu sahip olduğumuz teoriyi bir türlü gerçekleştiremiyoruz? Aslında şöyle düşünelim, bir kuantum bilgisayarı inşa etmek istesek neler yapmamız lazım? Kuantum bitlerini oluşturmamız lazım. Bunlardan yapıyoruz. Bunları dolaştırmamız, dolaşık hale getirmemiz lazım. Bunu da beceriyoruz. Ama sayı çok yüksek değil. Örneğin 10 tane, 20 ama tane. Ama laboratuvar gibi. Ortamında laboratuvar ve ortamında, evet. 10 milikelvin evet. Ya da evet. Yani eksi 272 vakyum. Derecede vesaire. Vakyum. Anlamlı ve bir kuantum bilgisayarı yapmak için en azından 1000 civarında veya daha fazla kübiti, kuantum bitini bir araya getirmemiz gerekiyor. Sonra bunları istediğimiz işlemleri uygulayabilmemiz ve sonuçları okuyabilmemiz gerekiyor. O bilgisayarı benim masama koyabilmem. Evet, bunların hepsini birden yapabilmiş değiliz. Aslında bir tane örneği olsa, isterse bu stüdyo kadar olsun, seyircilerimiz görmüyor stüdyonun ne kadar büyük olduğunu ama bu kadar büyük bile olsa tıpkı ilk klasik bilgisayarlarda olduğu gibi zamanla bunu küçültmek mümkün olabilir. Ama şu an tam o seviyede değiliz, bildiğimiz kadar değiliz. Neden bunu söylüyorum? Çünkü herhalde kuantum bilgisayarını ilk yapan kişi eğer herkesten kopuk bir şekilde bunu becerebilirse pek kolay başkalarını söylemeyebilir. Çünkü önüne bir anda bütün kapılar açılıyor. Evet, evet. Her tür şifrenin çözülebildiği, haberleşme güvenlikleri kırabildikleri bir şey. Kuantum bilgisayarının gücüyle ilgili bir şey söylemek istedim ya da farklılık nedir diye. Fonksiyon diye bir terim var matematikte. Yani farklı sayılarda örneğin değerlerini veriyoruz. Buna fonksiyon diyoruz. Evet. Sıfırdaki değeri fonksiyonun şudur, birdeki değeri de budur diyoruz. Soru, acaba birisi bize bir fonksiyon verdiğinde bunun sıfır ve birdeki değeri eşit midir diye sorsa ne yaparız? Klasik olarak bütün klasik bilgisayarlar ve algoritmalar şunu yapar. Sıfırdaki değerini hesaplar, birdeki değerini hesaplar, sonra da bunlar eşit mi değil mi diye bakar. Ama kuantum bilgisayarında
bu asıl sorumuz bu olmadığı için doğrudan eşit mi değil miye daha hızlı, örneğin klasik algoritmanın iki katı hızlı bu örnekte cevap verebiliyorsunuz. Bu sayı daha büyürse üstel olarak büyüyen hızla cevap verebiliyorsunuz. Bunu ancak 0 ve 1'in süperpozisyon halinde olabildiği, yani kuantum bitlerinin olabildiği bir algoritmayla becerebiliyorsunuz. Yani ben size tercüme etmeye çalışayım seyircilerimize. Doğru edecek miyim onu da söyleyin bana ama. Yani uğraştığınız problem zorlaştıkça bilgisayarınızın hızı artıyor aslında. Bunu mu söylemeye çalışıyorsunuz? Belirli bir problemi klasik bilgisayarda çalıştıramayacağımız bir algoritmayla kuantum bilgisayarında daha hızlı çözebiliyoruz. Kuantum bilgisayarları, klasik bilgisayarların çözemediği problemleri çözemeyecek. Ama hızları çok fazla olacak. Bu da çok anlamlı bir şey aslında medeniyet açısından. Peki bir çok kısacık kuantum kriptografiden de söz edebilir misiniz bize? Tabii şimdi burada kriptografi kelimesi klasik ve kuantumda çok farklı anlamlar taşıyor. Klasik kriptografi Tekin Bey'in bahsettiği, yani bir sistemi şifreleme diyelim. Kuantum kriptografisi deyince veya anahtar dağıtımı daha doğru kelime, bir yerden bir yere o klasik kriptografide kullanacağınız şifrenin gönderilmesi, anahtarın gönderilmesi önemli. Bunun için de yine dolaşıklıktan örneğin faydalanabiliyorsunuz. Farklı protokoller var. Protokol nedir? Reçete, yöntem, yemek tarifi gibi. Şunu yapacaksınız, bunu ölçeceksiniz, karşı tarafa şunu göndereceksiniz, o bunu gönderecek gibi bir protokol uyguluyorsunuz. Bunun neticesinde dolaşıklığı kullanarak bir yerden bir yere arada birisinin dinleme yapıp yapmadığını anlamak üzere bilgi gönderebiliyorsunuz. Normalde klasik sistemde bunu ne yaparsınız? Şifrenizi hazırlarsınız, bunu güvenli bir çantaya koyarsınız, birisi karşı tarafa götürür. Ama bunun her zaman tehlikeleri vardır. Telefon dinlenir, onu birisi yolda çalabilir gibi. Burada ise bunu kuantum mekaniği aslında belirsizlik ilkesinin bir takım neticelerini kullanarak çalsa bile bir şey idealde sonsuz güvenlikle gönderebiliyorsunuz. Anlamamak değil yani baktıklık için ölçmesi lazım. Ölçtüğü anda zaten her şey gidiyor. Peki buradan kuantum mekaniğinin bir başka tuhaflığına geçmek istiyorum ve onunla da programı bitireceğiz. Ona yeterli süre bırakmaya çalıştım. Bu da çoklu evrenler teorisi denen şey. Ben hiç anlatmayayım ne olduğunu. Bence siz başlayan nereden geldi? Niye böyle bir icap çıktı? Esasında bu kuantum mekaniğinde gerçeklik sorunu nedeniyle ortaya çıktı. Bunu 1957'de Hugh Everett diye bir Amerikalı fizikçi John Wheeler var. Bu aynı zamanda Feynman'ın da doktor hocasıdır. John Wheeler. John Wheeler'ın başka bir öğrencisi Hugh Everett. Esasında kuantum mekaniğinde gerçeklik sorununu cevaplayabilmek için bu yaklaşımı getirmiş. Şimdi dedik ki mesela olasılık belirler kuantum mekaniği durumları. Bir ölçüm yaptığınız zaman belli sonuçları belli olasılıklarla alırsınız. Bir elektronun yörüngesinden söz ediyoruz. Bunun olasılıkları var. Olasılıkları var. Ama bir tanesi çıkıyor ölçüm yaptığınız zaman. Diğerleri nerede? Gerçek mi? Bunlar var mı? Hugh Everett esasında çok aşırı bir yorum yapmış. Bu olasılıklara karşı gelen durumlar gerçek. Bir yerlerde var. Siz ölçüm yaptığınız zaman bu gerçekliklerden bir tanesine gidiyorsunuz. O evrende yaşıyorsunuz. Oraya gidiyorsunuz. Fakat ötekiler paralel olarak, gerçek olarak bir yerlerde var. Bir ölçüm daha yaptığınız zaman sistemde bir çatallanma daha yapıyorsunuz. Gene böyle paralel evrenler var. Ve ondan sonra siz bir yol izliyorsunuz esasında çatal çatal seçmeler yaparak, ölçümler yaparak. Fakat bütün diğer olasılıklarda gerçek bir dünya olarak... Bir yerde bir başka gözlemci için, bir var başka diyorsunuz. Ölçüm yapan için var olabilir diyorsunuz. Bu esasında kuantum mekaniğinde gerçeklik sorununu hallediyor. Çünkü bir ölçüm, bir dizi ölçüm yaparak bir ilk durumdan son duruma geldiğiniz zaman tabii ki sadece seçeneklerden bir tanesini realize ettiniz. Everett diyor ki yani bütün diğer seçeneklerde birileri realize eder. Fakat yani bunu biraz gerçekte kabul edebilmek biraz zor. Matematik yöntem olarak mesela bunu biz kuantum kozmoloji modellerinde kullanabiliyoruz. İyi sonuç matematik olarak, yöntem olarak veriyor. Fakat felsefi olarak bunu gerçekten kabullenebilmek
Sanki böyle biz buradaysak bizim sonsuz tane değişik evrenlerde kopyamızın olduğu. Ama bunu orada, biraz zor. Orada belki şöyle bir yanlış anlama da var. Yani şimdi biz buradayız. Bizim böyle bir evrenimiz var. İşte üçümüz bu stüdyoda konuşuyoruz. Sanki bir paralel evren var. Bir başka orada da bir İsmet var, bir Tekin var, bir Zafer var yani, gibi bir şey olur. Evet'in düşündüğü bu. Ama bu ikisi arasında bir iletişim, etkileşim bu, var mı? O yok. O yok tabii de, ama böyle bir makro şeye de tekabül eder mi? Matematik buna da tekabül etti. Yoksa sadece daha mikro parçacık seviyesinde ya da kuantum durumları seviyesinde bir şeyden mi söz ediyoruz? Aslında kuantum hesaplama, kuantum bilgisayar kuramının kurucularından David Deutsch'a göre kuantum bilgisayarın gücü bu paralel evrenlerden geliyor. Bir tabii yorumlama yorum meselesi. Meselesi bu esasında. Yani bu kuantum mekaniğinin bir yorumu ve yani belli bir felsefi sorunu halletmek için bu yorum getirilmiş. Ama yani etkileşim olur mu? Siz mesela bir başka paralel evrede gidip görebilir misiniz? İletişime geçebilir misiniz? Gittiğimde orayı bozmuş olmaz mıyım zaten bir gözlemci olarak? Yani esasında hiçbir etkileşim ve iletişim olmaması lazım bu evrenler eğer arasında. Varsa eğer. Paralel evrenler arasında bir iletişim yok bu yorumlamaya göre, ama ilginç olacağını düşündüğüm bir şeyi bu noktada söylemek istiyorum. Aslında az önce konuşuyorduk, bu bir tür geçmişi gelecekten etkileyebilme diyebileceğimiz bir şey. En başta programın en başında gördüğümüz bu girişim deneyinde, eğer giden fotonlarından bir tanesinin bir arkadaşı, ona dolaşık bir arkadaşı varsa ve siz onun üstüne bir ölçüm yaparsanız, prensipte buradaki fotonun da ne yapacağını belirlemiş oluyorsunuz. Evet. Bu önceleri bir kuramdı ama geçtiğimiz aylarda bunun deneyi de yapıldı. Şunu gösterebiliyorsunuz ki eğer bu ikinci foton çok uzak bir yere bile gitse, orada bir ölçüm yaparak birinci fotonun hangi delikten geçtiğini belirlemeye çalışırsanız girişim deseni kayboluyor. Belirlemezseniz girişim deseni gözlüyorsunuz. Fakat burada ilginç olan şey, bu ikinci kolun aslında deney bittikten sonra o kadar uzakta bir noktada ölçüm yapılmasına izin vermesi. Hmm. Bu anlamda siz sanki gelecekte bir şeye karar vererek kendiniz bir gözlemci olarak adeta geçmişi değiştirmiş oluyorsunuz. Yani şunu demek istiyorum. Paralel evrenlerde örneğin bu evrenler arası etkileşim söz konusu değil. Fakat tek bir evrende veya bulunduğumuz yerde bu yorumlamadan bağımsız olarak aslında zaman içerisinde bazı ilintiler veya korelasyonlar kurmak ve bunu ölçmek mümkün. Ama yine de seyircilerimizi uyaralım. Yani bunu bu evrenden öbürüne gitmek diye bir şey söz konusu değil. Bu umarım olmaz da zaten beni dehşete düşürür açıkçası valla. Efendim bu hafta da maalesef süremizin sonuna geldik. Bu heyecanlı konuyu konuşmaya yine süremiz yetmedi. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. İyi akşamlar diliyorum. Dünyayı kim yönetmeli?